Her salı olduğu gibi karşınızdayız. Akıllı Tarım'dan merhaba. Ben İrfan Donat. Dün hububat alım fiyatları açıklandı. Çiftçinin merakla beklediği hem hububat hem bakliyat hem de yaş çay tarafında. Kuraklık riskiyle karşı karşıyayız. Hasat Adana tarafında Çukurova'da kısmen başladı ve önümüzdeki dönemde İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi birçok bölgede de başlayacak. Dolayısıyla fiyatları çiftçi nasıl karşıladı? Beklentiyi karşılıyor mu? Rekolte tarafında beklentimiz ne? Piyasada önümüzdeki dönemlerde ne olacak, ne bitecek? Ve tabii ki kuraklık başta olmak üzere iklim değişikliğinin tarıma etkisini bugün süremiz el verdiğince iki değerli konumla birlikte konuşacağız. Konya'da Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süleyman Soylu karşımda. İzmir'e gidiyoruz. Orada da Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Tolga Esetli karşımda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi hocam, Süleyman Hocam sizle başlayalım. Süreyi iyi değerlendirmek açısından. Sizle program yaptığımızda her defasında söylüyoruz. Siz neredeyse 7/24 üreticilerle sahadasınız, alandasınız. İşin ekim öncesi toprak hazırlığından başlayın da hasat sonrasına kadar çiftçiyi bilen, nabzını tutan akademisyenlerimizdensiniz. Şu özellikle son bir yıldaki gidişat, işte girdi maliyetleri tarafı olsun, üretim şartları olsun. Bugüne geldiğimizde fiyatları genel itibariyle çiftçi nasıl karşıladı? Beklentileri karşılıyor mu? Oradan başlayalım. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii bu hububat hasat sezonunda bereketli olmasını diliyorum tüm çiftçilerimize. Tabii fiyatlar oldukça beklentiyi karşıladı diyebiliriz İrfan Bey. Çünkü özellikle buğday fiyatları şu anda piyasada işlem gören fiyatların ayarında. Dolayısıyla geçmiş yıllarda biraz daha düşük oluyordu. Bu yıl biraz piyasayı tam takip eden bir fiyat politikası izlendi. Ama maalesef bu sefer talihsizlik çiftçinin bu yıl hem verimlilikte bir de kuraklık gibi iklimle ilgili olumsuzluklar ister istemez. Tam çiftçimize buğdayı 2 yıldır fiyatlar biraz bir artış kaydediyordu. Bu yılda önemli bir artış kaydetti. Buğdayı ısındırmaya başlamıştık ama bu yılda biraz hem kuraklık ve iklim şartlarından dolayı verimde ve rekoltede azalma nedeniyle biraz yeterince faydalanamayacak gibi görünüyor. Ama fiyat olarak uygun bir fiyat. Özellikle geçmiş yıllarla kıyasladığımız zaman bakanlığımızın da burada özellikle buğdayın stratejik öneminin daha iyi kavradığını söyleyebiliriz. Tabii maliyetler de maalesef son bir yıl içinde ciddi, özellikle gübre maliyetleri çok ciddi bir artış gösterdi. Belki ekim sezonunda tam bu hissedilmedi. Çünkü ekim, kasım aylarında ekim yapıldığı için o dönemde çiftçi işte ağırlıklı DAP gübresi kullanır. Fiyatlar makuldü ama özellikle yılbaşından sonra çok ciddi bir artış oldu baharlık gübrelerde. Bir de tabii kuraklıktan dolayı bu yıl sadece kuru tarım değil, sulu tarım alanlarında da çok ciddi sulama miktarı ve sayısı arttığı için elektrik maliyetleri de ister istemez bu üretim maliyetlerini arttırdı buğdayı. Yani bunları kattığımız zaman devletimiz doğru bir karar verdi. Yani fiyatları piyasa gerçeklerine uygun bir şekilde açıklayarak, aksi takdirde ciddi anlamda buğdaydan bir kaçış yaşayabilirdik önümüzdeki üretim sezonu açısından. Hocam, o zaman bir virgül koyalım kuraklıkla ilgili, çünkü birkaç merak ettiğim benim de soru var. Tolga Hocam, sizinle devam edelim. Küresel iklim değişikliği, yıllardır konuşuyoruz, geldi geliyor diye, artık geldi. Önümüzde ciddi şekilde bunu hissediyoruz. İşte bu yıl özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere kuraklık ağırlıklı olarak hissediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bazen don, bazen dolu, bazen aşırı yağış olarak hem sıklığı hem şiddeti artarak bunları hissediyoruz. Dolayısıyla şöyle bir baktığımız zaman iklim değişikliğinden tarım sektörü nasıl etkileniyor? Yarattığı temel sorunlar neler? Çünkü burada biraz toprak tarafına da ben değinmek istiyorum. Hep işin farklı taraflarına değiniliyor mutlaka, evet. Ama toprak tarafında ciddi bir önümüzdeki döneme dair sorun ortaya çıkacak gibi hissediyorum. Ne dersiniz? Çok kesinlikle doğru söylüyorsunuz İrfan Bey. Öncelikle teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Tüm izleyicileri de saygıyla selamlıyorum. Tabii iklim değişikliği dediğimizde bugüne kadar birçok kez konuşuldu, ele alındı. Ama önemli olan birkaç tane noktaya da değinmek istiyorum. 1880'li yıllardan beri şu ana kadar bir 0.85 santigrat derece artış var sıcaklıkta. Ama Türkiye açısından baktığımızda 1970-2014 yıllarını değerlendirdiğimizde sıcaklık ortalama 12.7'den
13.8 santigrat derece yapmış. Yani 1.1 ortalamanın çok üstünde. Bu ne demek? Aslında ülkemiz kuraklık, iklim değişikliği ve küresel ısınmadan en çok etkilenecek bölgede. Bunu unutmamamız gerekiyor. IPCC'nin raporlarını incelediğimizde son 60 yıllık verilere baktığımızda bu etkinin aslında %95 oranında insanoğlundan kaynaklandığı kesinleşmiş durumda. Peki neden önemli? Sizin de bildiğiniz gibi tarım aslında iklimle beraber yürüyen ayrılmaz bir parçası. İklim değişikliği ve özellikle küresel ısınmadan en çok etkilenecek alan tarım. Çünkü tarım çok geniş arazilerde ve çok geniş alanlarda yapılıyor. Dolayısıyla da üstü açık fabrika diye nitelediğimiz tarımın etkilenmesi çok muhtemel. Bunun dışında biraz hani toprakla ilişkilendirelim dediğiniz için o konuya da değinmek istiyorum. Özellikle bu konuda birkaç şey söylemek lazım. İklim koşulları, yani kurak ve yarı kurak iklim koşullarında özellikle topraktaki su, güneş ışınlarının etkisiyle doğrudan kapilarite dediğimiz bu toprak içerisindeki boşluklardan, borucukların içerisinden yükseliyor. Bu yükselme sonucunda buharlaşmayla atmosfere karışıyor ama geriye kalan bu toprak suyunun içerisindeki erimiş halde bulunan tuzlar. Tuzlar toprak yüzeyine yakın bölgelerde birikerek tuzluluk etkisini yaratıyor. Bizim topraklarımızda özellikle iklim değişikliği ve küresel ısınmanın en önemli etkilerinden birisi de tuzluluk olacağını inanıyoruz biz. Özellikle bitkilerin tuz gelişim, yani bitkinin gelişimi tuz değerleri oldukça olumsuz değerde etkiliyor. Tabii bunun dışında tarımda küresel iklim değişikliğiyle beraber su kaynakları da azalıyor. Su kaynaklarının azalmasının yanında su kaynaklarındaki kalite değerleri de düşüyor. Dolayısıyla topraklarımızda bitki yetiştirilmesi için uygun ortamları kaybetmeye başlıyoruz. Tuzluk o kadar etkili ki tüm dünyada üretimin %20'sini etkileyebiliyor. Türkiye'de ise 1,5 milyon hektarlık bir alanda tuzluluk ve alkalilik sorunu, bunların da sulanabilir alanların yaklaşık %30-35'ine denk geliyor. Yani dolayısıyla tuzluluğa baktığımızda FAO'nun da dediği gibi sessiz bir düşman olarak karşımıza çıkıyor. Bizim yaptığımız çalışmalarda özellikle Küçük Menderes Havzası'nda bir çalışma yürütmüştük. Onun verilerini hızlıca paylaşmak istiyorum. Oradaki sıcaklığın artışı, buharlaşmanın artışı, su kalitesinin düşmesi topraklarımızda tuzluluğu arttırıyor. Bu tuzluluğun arttırılması aslında bizim bitki örtüsünü ya da ürün desenimizi değiştirmeye zorlayacak önümüzdeki yıllarda. Tamam. Ve buna biz ne kadar hazırız bilemiyoruz. O tarafa da geleceğiz. Özellikle ev ödevleri neler, ne yapmamız gerekiyor, evet, o noktaya da değineceğiz. Kesinlikle. Süleyman Hocam, şimdi siz biraz önce kuraklığın da etkisiyle rekoltede bir kayıp beklendiğini dile getirdiniz. Zaten TMA olsun, Ulusal Hububat Konseyi olsun, Nisan ayı fenolojik raporlarından yola çıkarak beklentinin daha düşük olduğunu geçen yıla göre söyledi. Ama tabii tahminlerin biraz daha yüksek, kaybın daha doğrusu biraz daha yüksek olacağı dile getiriliyor sahada. Siz de sahada olduğunuz için yine soracağım. Yani genelde İç Anadolu bölgesi en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi. İşte fiyatlardan çiftçi kısmen mutlu, olumlu karşılıyor dediniz ama muhtemelen olumlu karşılayan kısım kuraklıktan daha az etkilenen Akdeniz, Marmara, Ege, Trakya, o bölge belki fiyattan çok faydalanmayacak olan bölgede dediğimiz gibi kuraklık riski olan taraf. Rekoltede nasıl bir beklenti söz konusu yaklaşık olarak? Tabii şöyle İrfan Bey, Türkiye'deki toplam hububat ekim alanını düşündüğümüz zaman bunun aşağı yukarı yaklaşık rakamlar söylüyorum. %30'u sulu koşullarda, %70'i tamamen yağışa bağlı bir üretim söz konusu. Aynı şey bizim İç Anadolu için de söz konusu. Yani örneğin Konya'da yaklaşık 1 milyon 100 bin buğday arpa ekim alanı var. Bunun işte 700 bin hektarı civarında kısmı tamamen yağışa bağlı kıraç alanlarda bir üretim söz konusu. Güneydoğu Anadolu bölgesi de hakeza aynı şekilde. Dolayısıyla bu bölgelerde yağışın toplamından ziyade özellikle hububatın ekimden hasada kadar ki, ama en önemlisi başta çıkış ve sonrası da Nisan, Mayıs, belki Güneydoğu için Mart yağışlarında söyleyebiliriz. Verimi belirleyen en önemli hususlar. Bu yıl öyle bir yıl yaşadık ki Ekim, Kasım, Aralık'ta neredeyse doğru ülke genelinde ciddi kuraklık. Ardından diğer bölgeler toparladı. Trakya bölgesi, Ege bölgesi biraz toparladı.
Ama İç Anadolu örneğin Ocak yağışı sevindirdi, bir de Mart yağışı sevindirdi. Ama geriden bir rezerv olmadığı için, biraz önce Sayın Hocamızın da dediği gibi topraktaki nem rezervleri kalmadığı için Nisan-Mayıs'ta kurak gidince çiftçi hakikaten şu anda çok zor durumda. Tabii bununla ilgili dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirleri de gayet olumlu. Ama buna bir ilave daha yapmamız gerekiyor. Çünkü tarım bir sürdürülebilirlik içeriyor. Önümüzdeki yıl sonbahar ayında, işte burada 2-3 ay sonra, bu çiftçimizin tekrar üretim yapabilmesi için, tarlasını ekebilmesi için çoğu çiftçi hiç ürün kaldıramayacak bu kıraçlarla bir kısmında. Dolayısıyla bunların mutlaka alan bazlı bir destek politikası da yapılması lazım. Bir hibe desteği olabilir. Tarsim kuraklık sigortası yaptıranlara da bir uyarımız olsun İrfan Bey burada. Mutlaka tarlalarını rastgele sürmesinler. Çünkü tarlalarını sürmeye başladı bazı çiftçiler. Eğer sigortası varsa mutlaka Tarsim yetkilileriyle görüştükten sonra, onların tespitlerinden sonra sürsünler ki bu kuraklık sigortasından faydalanabilsin. Özellikle Tarsim sigortası, kuraklık sigortası olmayan çiftçilerin zaten Tarsim alan bazlı, köy bazlı tespitler yapıyor. İç Anadolu da çok geniş bir coğrafya, Konya da çok geniş bir coğrafya. Her bölge aynı olmayabilir ama şiddetli kuraklıktan etkilenen bölgelerde mutlaka çiftçimizin gelecek yıl üretimi için böyle bir desteğin, alan bazlı kuraklık desteğinde şart olduğunu düşünüyorum. Tabii rekolteye gelince, sulu tarımda biz bölgede 700 kilo ile 1 ton arası verim alan çiftçilerimiz var genelde. Bu yıl bu kuraklıktan dolayı sulularda da biraz bir %10'luk, 15'lik, 20'lik bir verim düşmesi karşılaşabiliriz. Ama asıl sorun kıraçlarda, ova kesimlerin çoğunda artık iş işten geçmek üzere. Ama biraz rakımı yüksek dağlık bölgelerde, ekim alanlarında biraz daha direniyor ekim alanları. Bu hafta sonu yağış bekleniyor. İnşallah bunlar bir nebze olsun, tamamen kurtarmayacak ama en azından bir makul bir verim alınabilecek belki seviyeye getirebilir bazı bölgeleri o açıdan. Ama kesin tahmin yapmak için biraz Mayıs'ın sonunu beklemek gerekiyor ama bir %20 ile 30 arası bir rekolte kaybı öngörebiliriz şimdiden. Bu biraz daha artabilir, azalabilir. Bu son 10-15 günlük periyotta olacak iklim şartları. Ama mesela Güneydoğu Anadolu'da artık orası erkenci olduğu için oradaki yağışların çok bir rolü olmayacaktır şehirlere, üretim alanlarına. Dolayısıyla bizim ülke genelinde ortalama 200-220 kilo kişi başı buğday tüketimimiz var. Yani biz her yıl 18-19 milyon ton civarında buğday tüketiyoruz. İşte muhtemelen bu yıl iç tüketimi karşılamak için bir 2-3 milyon ton civarında herhalde ihtiyaç açık olacak. Şeyi söylemiyorum, un ve unlu mamuller sanayisinin dahili işleme rejimi için gerekli olan ham maddeyi, onu dahil etmiyorum. Yani sadece iç tüketim içinde bu yıl bir miktar dışarıdan alım yapmak zorunda kalacağız gibi görünüyor. Belki de ufak bir ekleme hocam, geçen yıldan çıkartılacak bir ders de diyebiliriz buna. TMO'nun açıkladığı müdahale alım fiyatını belki revize etmesi de gerekebilir gibi geliyor bana. Geçtiğimiz yıl çünkü açıkladığı rakamın çok altında, yani piyasa çok üstünde oluştu. Dolayısıyla içeriden alabileceği ürünü bir süre sonra dışarıdan almak, ithal etmek, daha pahalıya dışarıdan almak zorunda kaldı. Belki önümüzdeki dönemde bu hareketleri piyasadaki küresel manadaki fiyat gelişimlerini de takip ederek içeride bir fiyat revizyonu gerekebilir gibi geliyor bana, ne dersiniz? Şöyle bir katkı yapayım size. Bir de geçen yıl çok başlılık vardı. Biraz farklı kurumlar da alım yapıyordu farklı fiyatlardan. O da piyasayı biraz, dengeyi bozmuştu. Bu yıl sadece hem o fiyatlar üzerinden alım yapılacak. Ama örneğin işte arpa, mesela buğdaya göre arpa biraz geride kaldı. 1750 lira şu anda borsalarda arpa 2 liranın üzerinde işlem görüyor. TMO'nun aynı borsalar gibi anlık karar verebilme, politika belki haftalık revize edebilmesi lazım ki aksi takdirde piyasada ciddi anlamda bir stoklama, daha sonra bunu yüksek fiyattan, bu sefer çiftçi kazanmıyor, buna aracılık yapan kişi, kuruluşlar kazanıyor. Yani bunun önüne geçebilmek için çok haklısınız. TMO'nun da artık tamamen bir piyasa oyuncusu olarak. Aslında fiyatlar düşük olduğu zaman TMO yetkilileri borsalarda bulunuyor. Onlar TMO'nun verdiği fiyattan fiyat teklifi yapıyorlar ama
fiyatlar yüksek. Çok TMO'nun fiyatların üzerinde gerçekleştiği zaman orada üzerine... Evet, Süleyman Hocam'ın bağlantısında galiba bir sorun oldu. O yüzden son 4 dakikaya da girdik. Tolga Hocam, Süleyman Hocam gelmiş. Hocam, bir kesinti oldu. Son birkaç cümleyle toparlayabilir miyiz? Sonra Tolga Hocam'a söz vereceğim. Evet, ben biraz önce söylediğim gibi bu yıl hakikaten hem çiftçimiz için hem sanayicimiz için zor bir yıl. Pandemi koşulları, bir de kuraklık, iklim şartları... Özellikle TMO gibi kuruluşların mutlaka bol stoklu olarak bu sezona girmeleri ve piyasada bir panik havası oluşturmadan ve önümüzdeki yılda çiftçilerimizin bu üretim alanlarını rahatlıkla ekebileceği tedbirleri alacak bakanlığımızın politikalar izleyerek evet. Önümüzdeki yıla hazırlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Artık bu yıl geçen olan oldu. Çok fazla yapılacak bir şey yok. En azından ders çıkartalım buradan. Evet, yani bir proaktif politikaya ihtiyaç olduğu kesin, aşikar. Hocam, kesin. Tolga Hocam, şimdi iklim değişikliğinin etkilerini konuştuk. Ne yapmamız lazım? Kime ne görev düşüyor? Çünkü bu işler böyle bugünden yarına alınacak tedbirlerle çözecek işler kesin. Değil. Uzun vadeli konular. Dolayısıyla son 2-3 dakikada toparlarsak kime ne görev düşüyor kuraklık ve iklim değişikliğine karşı tarım için? Tabii ki İrfan Bey. Özellikle çiftçilerimize iklim değişikliğinin hızlıca uyumunu sağlamamız gerekiyor. Ama bunu sağlayabilmek için özellikle tarımsal üretim desenini planlamak ve bununla ilgili aksiyonları hızlıca almak gerekiyor. Peki bu tarımsal planlamayı yapmak için benim böyle söylediğim bir şey var. 3 tane ne, nerede, ne kadar ve nasıl sorularını, doğru cevaplarını bulmamız gerekiyor. Bu ne demek? Yani sizin de söylediğiniz gibi, Süleyman Hocam'ın da söylediği gibi, bu sene kuraklıktan etkilenen alanların neresi olduğunu çok detaylı bir şekilde coğrafi olarak bizim biliyor olmamız. Bunu yapabilmek için artık akıllı tarımı da konuşuyoruz. Akıllı teknolojiler, uzaktan algılama teknolojileri, uydu görüntüleri vesaire gibi teknolojileri hızlıca bizim kullanıyor olmamız gerekiyor. Bunları kullanarak hangi alanlarda nasıl bir etkinin olacağını haritalayabiliyoruz. Bunun dışında sadece haritalamak yetmiyor. Tabii süreci de takip etmek gerekiyor. İzleme periyotlarını ya da izleme faaliyetlerini sürdürmemiz gerekiyor bu alanlarda. Eğer biz bunları başarılı olabilirsek, çiftçimize özellikle bundan sonraki yıllarda hangi bölgelerde kuraklığın nasıl etkili olabileceğini, hangi düzeyde etkili olabileceğini, bunun için alması gereken tedbirlerin, yapılması gereken uygulamaların neler olabileceğini çok sağlıklı bir veri sistemi üzerine kurgulamamız gerekiyor. Tabii veri demişken aslında buna da biraz değinmek gerekiyor. Artık günümüzde sahadan birçok veri geliyor. Yani topraktan gelen veriler var, iklimsel veriler var, suyla ilgili veriler var. Ama bu verileri biz aslında akıllı bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Bunu yönetebilmek için belki bir örnek kısaca vermek istiyorum. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Son cümleler hocam, son 30 saniye. Tamam. Düşünün, masanızın üzerinde bir sürü kağıt var ve bu kağıtların içerisinden siz doğru olan veriyi aramak istiyorsunuz ya da bulmak istiyorsunuz. Günün sonunda buluyorsunuz. Başarılı sayılabilir ama bir sonraki gün bir daha başka bir veri ihtiyacınız olduğunda yeniden aynı işlemi yapmanız gerekiyor. Bir sonraki gün yeniden aynı. Yani böyle bir veri içerisinde sizin doğru veriyi ve ihtiyacınız olan veriyi bulabilmek için artık yapay zeka, derin öğrenme dediğimiz teknolojilerin bu işin içerisine katılarak akıllı veri dediğimiz yapının ayrılması ve eylemlerde kullanılabilir hale getirilmesi şart. Bizim evet. de özellikle hem Tarım Bakanlığımızın hem de diğer kuruluşların bu konuda daha akıllı ve sağlıklı karar vermeleri için bu yapıyı kurgulamaları gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyorum yayına verdiğiniz katkılardan dolayı. Süremiz oldukça kısıtlıydı ama iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. En azından nokta atışında önemli noktalara evet. değindik diye düşünüyorum. Bugün Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süleyman Soylu ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Tolga Esetli ile birlikte hem hububat alım fiyatlarının çiftçideki karşılığını, hem kuraklık riskinin rekolte etkisini, hem de bundan sonraki süreçte ne yapılması gerektiği ev ödevleri konusunda 19 dakikada sizlere aktarmaya çalıştık elimizden geldiğince. Yarın kapalıyız, dükkan kapalı. Tarım Analiz önümüzdeki hafta çarşamba günü 12.30'da karşınızda olacak. Şimdiden herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını da saygıyla, sevgiyle ve minnetle anıyoruz. Hoşçakalın.